Ankara Gündemi programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz HDP'nin YSK temsilcisi, aynı zamanda Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki. Kendisiyle hem 23 Haziran'ı hem de HDP'nin 23 Haziran'daki tutumuna dair konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Hoş Aslında bulduk. Biz geldik, misafiriniz olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün HDP Genel Merkezi'ndeyiz. Hemen, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hemen 31 Mart'ta HDP'nin politikası ile ilgili bir soru soracağım. Ve 23 Haziran'ı bağlayan bir soru aslında bu. 31 Mart'ta AK Parti ve MHP'nin karşısındaki adayları desteklediniz. Adaylarınızın olmadığı yerde. İstanbul özelinde sizce bu sonuca direkt etki etti mi? Nasıl bir etki etti efendim? Yani şöyle, HDP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin karşısındaki her adayı desteklemedik aslında. Tam olarak öyle değil. Daha çok böyle demokrasi güçleriyle birlikte ortak hareket ederek halkımızla beraber bazı adayları destekledik. Onların da görüşünü alarak, bu tespit doğru. Bunun önemli oranda sonuç verdiği anlaşılıyor aslında. Kuşkusuz işte her siyasi partiye oy veren kitlenin gerçekte hangi partiye oy verdiğini, yani bu ittifaklardan dolayı tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ama yapılan kamuoyu araştırmalarında 4 milyon civarında oy almıştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Sayın Binali Yıldırım ve Sayın İmamoğlu. Sayın İmamoğlu'nun aldığı oyun 950 bin kadarının HDP seçmeninden gittiği yönünde bir değerlendirme var. Bunu birkaç tane araştırma şirketi de yayınladı. Dolayısıyla seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek büyük bir rakam bu. Böyle bakmak lazım. Ben 31 Mart seçimlerinde HDP'nin genel politikasını, ülkeye ilişkin genel politikasını, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin inkarcı, demokrasi karşıtlığı üzerine kurulduğunu düşündüğümüz politikalarına karşı demokrasi güçleriyle birlikte geriletilmesi amacıyla yürüttüğümüz siyasetin önemli oranda başarıya ulaştığını düşünüyorum. Biliyorsunuz siz de Mersin'de, Adana'da, evet, Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da bunun sonuçları görüldü. Peki 31 Mart'ta bahsettiğiniz gibi bu politika başarıya ulaştı ve İstanbul'da, Ankara'da pek çok ilde AK Parti ve MHP'nin karşısındaki adaylar seçildi. Ancak İstanbul özeline baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun seçim galibiyeti bir şekilde sonuçlara yansımadı ve seçim tekrar ediliyor. Burada pek çok kişinin haberdar olmadığı bir kanun işaret edildi aslında. Sandık başkanlarının kamu görevlisi olması kararı. Siz burada aynı zamanda YSK'nın HDP temsilcisi olarak muhalefet temsilcilerinin bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? YSK muhalefet temsilcilerinin. Hiçbir sorumluluğu yok. Yani ben Yüksek Seçim Kurulu'nda da söyledim toplantılarda, mecliste de söyledim, başka yayınlarda, basın yayın aracılığıyla da söyledim. Bir, siyasi partilere yüklenebilecek bir kusur yok. İki, seçmenin hiçbir kusuru yok. Yani herhangi bir seçmen sandık kurulundaki görevleri tanıyamaz zaten. Oy vermeye gidecek. Şöyle bir şey hayal edin dedim. Başka yerlerde de söyledim. Oy vermeye gidiyorsunuz. Sandık kurulu başkanının memur olup olmadığını araştırır mısınız? Yani işte sandık kurulu başkanına veya memur üye, siz memur musunuz, değil misiniz? İş yeri belgenizi gösterin, görev belgesini gösterin. Bu yok. Yani hani bu gerçekçi değil. Dolayısıyla muhalefete bu anlamda yüklenebilecek bir kusur yok. İkincisi ve en önemlisi de şu. Diyelim ki bir hukuka aykırılık yapıldı. Bakın, biz sandık kurulu başkanlarının memur olmamasının doğru olduğu anlamında söylemiyorum bunu. Bu bir yasaya açıkça aykırı bir iş. Kamu görevlisi olması gerekiyordu. Memur demeyelim de kamu görevlisi olması gerekiyordu. Burada vatandaşa yüklenecek bir kusur olmadığı gibi memur olmayan, kamu görevlisi olmayan üyeler nedeniyle seçimin sakatlandığını gösteren herhangi bir belirti de yok. Yani bir sandıkta sandık kurulu başkanı memur değil diye, sandık kurulunda memur üye yok diye orada hatalı işlemler yapıldı ve seçim sonucuna etki edecek bir dizi sorun yaşandı da diyemeyiz. Dolayısıyla burada ne muhalefete, ne seçmene, ne de siyasi partilerin hiçbirisine yüklenecek bir kusur yok. Burada varsa bir eksiklik, ki o eksikliğin de yasal dayanaklarını ilçe seçim kurulları zaten Yüksek Seçim Kurulu'na söylemişlerdi. Hiç kimseye yüklenecek bir kusur yok. Bu seçim açıkça İstanbul seçimi. Bakın, biz bölgede 6 tane belediyemizin gasp edildiğini söylüyoruz, belediye başkanlığımızın. İstanbul'da ise bir seçim gasp edildi. Peki bu seçimde de benzer bir durum söz konusu olabilir mi? Yani kamuoyunun pek de haberdar olmadığı bir kanunla
23 Haziran seçimi de iptal edilebilir mi bir şekilde? Bundan sonra mı? Evet. Yani şimdi gelecek okuması yapmamız mümkün değil ama açıkça kanuna aykırı olan iki iş yapıldı. Birisi KHK'lı oldukları gerekçesiyle belediye başkanlarımızın mazbataları ellerinden alındı. Bu yasada öngörülebilir bir şey değil. Yani ne anayasada var, ne 298 sayılı yasada var, ne 2972 sayılı mali idare. Cahil kişiler milletvekili olabilir. Tabii ki. Yani hiçbir yasal engel olmadığı halde KHK'lıları mutlak geçersizlik nedeni saydılar. İstanbul'da da hiç kimsenin tahmin etmeyeceği, beklemediği ve kabul edemeyeceği biçimde sandık kurulu başkanlarının evet. kamu görevlisi olması olmaması nedeniyle iptal ettiler. İşte yine böyle tahmin edemeyecekleri yani, bir şekilde başka bir şey çıkabilir mi? Kuşkusuz. Yani hani eğer hukuk dışına çıkmak istiyorsa bir idare, bir yönetim kendisi için aracı olacak şeyler bulabilir. Ama ben muhalefetin bu konuda daha ciddi davranacağını düşünüyorum. Nasıl yani efendim? Ciddi davranmadığı anlamında söylemiyorum. Bence muhalefet... Daha dikkatli değil mi efendim? Evet, evet. Muhalefet bence 31 Mart seçimlerinde İstanbul başta olmak üzere seçimlere daha sıkı hazırlanmıştı, daha dikkatli hazırlanmıştı. Sandıklara sahip çıktılar. Siyasi partiler bizim ve diğer muhalefet partilerinin elinde bütün ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları vardı. Sandıkların olabildiğince çok büyük bir bölümüne görevli göndermeye çalıştık. Sandıklara da oylarımıza da esasen sahip çıktık. Bu yüzden zaten kabul edilemeyecek bir hukuk dışı yöntemle İstanbul seçimleri iptal edildi. Efendim Sayın Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptığı açıklamada kurgumuz AKP'yi kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanmasını sağlamak dedi 23 Haziran için ve HDP'nin İstanbul'daki tavrı nettir dedi. Bu tavırla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz efendim? Yani biz başta durduğumuz yerdeyiz. Yani bir yanda 6 tane belediyemizi gasp eden, 57 tane meclis üyemizin meclis üyeliğini düşüren bir yönetim var. Gaspçı bir yönetim. Yine aynı yönetim İstanbul'da haksız hukuka aykırı biçimde bir seçimi iptal ettiriyor. Böyle bir yönetim karşısında elbette demokrasi güçleriyle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bence bu konuda partimizin de seçmenlerimizin de herhangi bir tereddütü yok. Yani ben herkesin mesajı çok açık aldığını düşünüyorum. Biz baştan itibaren olduğu gibi demokrasi güçleriyle birlikte hareket ettik. Kararı demokrasi güçleriyle birlikte verdik ve bunun sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. Aynı tavrı 23 Haziran'da da devam ettireceğiz. Sayın Eş Genel Başkanımız bir şey daha söyledi. Şırnak seçimleri, Hakkari seçimleri bizim için neyse İstanbul seçimleri de odur dedi. Biz de aynı kararlılıkla İstanbul seçimlerine hazırlanıyoruz, çalışıyoruz ve 23 Haziran'a kadar da kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz. Tereddütümüz yok dediniz seçmenlerimizin ama Sayın Eş Genel Başkan da şöyle bir veri paylaştı kamuoyuyla. 200 bin HDP seçmenin sandığa gitmediğini düşünüyoruz dedi. Yani CHP'ye bir şekilde oy vermek istemeyen HDP'li seçmenlerimiz var, bunu inkar edemeyiz dedi. Bu seçmenlerin tekrar sandığa gitmesi için siz parti olarak neler yapacaksınız efendim? Kuşkusuz yani mahalle bazı çalışma yapacağız İstanbul'da. Mahalle mahalle dolaşacağız, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün geçmişini bir yana bırakarak seçmenlerin bir bütün olarak oy vermesi de o kadar kolay değil. Çünkü bu ülkede gerçekten iktidar olmuş, ülkenin siyasetini belirlemiş, ülkenin bir bütün olarak politikalarını belirlemiş siyasi partilerin geçmişlerini bir yana bırakarak hiç kimse değerlendirme yapmıyor. Bizim seçmenlerimiz de değerlendirme yapmıyor. Ben buna rağmen çok büyük bir başarı elde edildiğini düşünüyorum. Yani biz 1 milyon 250 bin civarında oy alıyoruz İstanbul'da. Evet. 950 bin seçmenin oy vermesinin çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Adayımızın olmadığı bir yerde, aday çıkarmadığımız bir yerde büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Peki son günlerde Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla uzun bir süre sonra görüşmesi konuşuluyor. Burada kamuoyunda yeni bir çözüm süreci mi başlıyor algısı yaratıldı. Gerçekten yeni bir çözüm süreci başlıyor mu? Yani keşke başlasa, biz sonuna kadar destekleriz. Yani geçmiş dönemde çözüm sürecine yönelik çalışmalar olduğunda parti olarak biz bunun arkasında durduk. Hatta Sayın Pervin Buldan, Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Sırrı Süreyya Önder bu görüşmelerin bir kısmına katıldılar. Evet. Katkıda sundular bu çalışmayı sonuna kadar parti olarak destekledik. Benzer bir çalışma olursa
benzer bir arayış olursa biz parti olarak sonuna kadar bunu destekleriz, hiç kuşku yok. AK Parti ile de olsa çözüm sürecini desteklersiniz. Yani sorun şimdi AK Parti ile ilgili değil. Sonuçta bu partiler üstü politika bunlar. Yani hani ülkenin sorunu ve devletin bütün kurum kuruluşlarıyla bunu kabul etmesi gerekir ki bu tür adımlar atılsın. Dolayısıyla siyasetin yani partileri aşan bir iş, bütün kurumlarla ilgili bir iş. Böyle bir şey olursa elbette bir çözüm sürecini destekleriz. Ama ortada bir çözüm sürecinin başlangıcı olarak bile kabul edilecek bir adım yok. Bir de biz bunun içerisinde tarafı, parçası falan değiliz. Yani hani bizim dışımızda gelişen bir dizi olay var. HDP ile hiçbir temas yok diyorsunuz. Yok, hayır. HDP ile zaten HDP ile yürüyen bir iş yok. Sayın Öcalan'ın, avukatların yaptığı açıklama da bunun bir çözüm süreci, çözüm sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilemeyeceği yönündedir. Yani bu aslında her tutuklunun, her hükümlünün yasal haklarının 8 yıl aradan sonra yani haklarından birinin kabul edilmesi, tanınması, başka da bir şey değil. Yani her tutuklu, her hükümlünün ailesiyle görüşme hakkı var, avukatlarıyla görüşme hakkı var. Ama çok yerde söyledim, mecliste de söyledim bunu. Gerçekten modern hukukun uygulandığı dönemde örneği görülmemiş bir tecrit var. Yani siz adada, denizin ortasındaki bir adada bir mahkumla hiç kimsenin görüşemediği bir dönem dediğinde aklınıza ne geliyor? Orta çağdaki ada zindanları geliyor değil mi aklınıza? Hepimizin aklında bu geliyor. Modern zamanlarda böyle bir örnek yok. Yani dünyanın herhangi bir yerinde denizin ortasında bir adada tutuklular, hükümler olacak ve bu tutuklu hükümler aileleriyle, avukatlarıyla, hiçbir yakınlarıyla görüştürülmeyecek. Yıllar geçecek, yaşayıp yaşamadığını hiç kimse bilmeyecek, sağlığıyla ilgili hiçbir bilgi olmayacak. Bu orta çağdan kalma bir anlayış. Biz modern hukukta bunun örneği olmadığını söyledik ve toplumu etkiliyor bu, doğrusunu söylemek gerekirse. Milyonlarca insan bunu yakından takip ediyor. Onları etkileyen bir süreç. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın yasal haklarının, özel bir hak değil, yasal haklarının tanınması gerektiğini biz her zaman söyledik. Sayın Leyla Güven'in başlattığı açlık grevi, daha sonra binlerce kişinin desteğiyle yürüyen açlık grevinin temel amacı da buydu. Hukuk uygulansın, yasa uygulansın. Peki avukatların YSK kararına yakın bir günde görüşmesi, zamanlaması manidar olarak da yorumlandı ve AK Parti'den HDP'li seçmene bir zeytin dalı mı gibi bir yorum da ortaya çıktı. Sizce böyle bir zeytin dalı söz konusu mu? Ve eğer söz konusuysa HDP'li seçmen 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a yönelebilir mi? Şöyle bir ek de yapayım efendim ben. Aynı zamanda AK Parti'nin bir söylem değişikliğine gittiğini de görüyoruz. BK'yı çok ön plana çıkarmıyor. Ya bu iki soruyla birlikte nasıl yorumlarsınız bu süreci? Vallahi ben Sayın Öcalan'la yapılan görüşmenin bilgisinin aktarıldığı günle Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararını açıkladığı günün bir araya gelmesinin tesadüf olmayabileceğini düşünürüm. Ama sonuçta bu sadece bir yorum yapma olur. Hani bu tamamen bir bilgiye dayalı bir değerlendirme olmaz. Kuşkusuz böyle bir değerlendirme yapılabilir. Aynı döneme, aynı güne denk gelmiş bu tür toplumsal olayların birbiriyle bağ olduğu söylenebilir. Hani bu yabana atılacak bir düşünce değil. Ama sonuçta özel olarak bunun böyle yapıldığına dair elimizde bir bilgi veri yok. Bu gerçekten tesadüf eseri olabilir ve tam tersine sizin de sorduğunuz soruda olduğu gibi bilinçli olarak yapılmış bir politika da olabilir. Ama elimizde bir veri olmadığı için bu böyledir diyemeyiz. Ama böyle olabilir. Ben şunu sormak istiyorum. Biz hep seçimden önce de sonra da 31 Mart ve 23 Haziran'a giderken de şunu tartıştık hep. HDP neler yapacak? HDP kime oy verecek? Nasıl bir tutum izleyecek? HDP aslında siz de az önce belirttiniz. 900 bin oy yaklaşık CHP'nin adayını Ekrem İmamoğlu'na verdi. Peki bundan sonra İmamoğlu'ndan ne bekliyor HDP İstanbul'daki Kürt seçmene bir yaklaşım olarak neler bekliyor? Şimdi bu bir ittifak olsaydı söylediğiniz doğru olurdu. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasında veya başka partiyle HDP arasında ittifak söz konusu olsaydı elbette bu ittifakın içerisinde beklentiler de gündeme gelebilirdi. Fakat bu bir ittifak sonucunda alınmış bir karar değil. Cumhuriyet Halk Partisi ve partimiz arasında merkezi bir ittifak görüşmesi sonucunda alınmış bir karar değil. Dolayısıyla bizim bir tek beklentimiz olabilir. Partimize yönelik değil, seçmenlerimize yönelik değil, İstanbul'a ve bu ülkeye dair beklentilerimiz olur. Bu ülkenin demokrasisine, halkların kardeşliğine, eşit birlikte yaşamasına yönelik
politikaları desteklemesini, hayata geçirmesini isteriz. Bu parti için, parti olarak istediğimiz bir talep değil. Bu böyle bir talebimiz yok. Evet. Yani hani bir ittifak politikası karşısında bir beklentimiz yok. Sadece bu ülkenin demokrasisine katkı sunsunlar yeter. Tek beklentimiz budur. Peki HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın 31 Mart öncesinde seçmene bir çağrısı olmuştu. Bağrınıza taş basın ama gidin oy verin demişti. Ve bunun çok da etkili olduğu konuşulmuştu. Bu seçimden önce de Demirtaş'ın böyle bir çağrısı olacak mı? Yani zaten durduğumuz yerde herhangi bir değişiklik yok. Sevgili Selahattin Demirtaş hepimiz açısından çok önemli bir siyasi figür. Eş genel başkanımız, eski eş genel başkanımız hala bu ülkenin politikalarını etki edebilecek bir güce sahip. Haksız hukuka aykırı biçimde cezaevinde ve yaptığı konuşmalar, yürüttüğü siyaset nedeniyle cezaevinde. Sevgili eş genel başkanımızın yaptığı açıklamanın partimizin bütün açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çünkü sözcülerimiz de, grup başkan vekillerimiz de, eş genel başkanlarımız da uzunca bir süre bu politikayı kamuoyuyla paylaştılar. Demokrasi güçleriyle birlikte hareket edeceğimizi, Adalet ve Kalkınma Partisi MHP faşizmini geriletmek için çalışacağımızı açıkça söylemişlerdi. Sayın Selahattin Demirtaş'ın açıklamasıyla beraber ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Seçmenimiz görüyor, aynı pozisyondayız. Eş genel başkanlarımız zaten açıklama yaptılar. Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şırnak seçimi, Hakkari seçimi bizim için neyse, İstanbul seçimi de odur açıklamasının. Seçmenlerimizin oy verme iradesini açıkça yönlendireceğini düşünüyorum. Sizin YSK'nın bu süreçte İstanbul seçimine iptal edilme doğru giderken mecliste yaptığınız bir konuşma var. Bu aslında bütün haber kaynaklarında siz çaldınız konuşması şeklinde geçiyor. Orada siz iktidarın birçok kişisel verilerin korunma kanununa aykırı bir şekilde topladığını söylediniz. Kısaca bize orada neler yaşandığını, o süreci biraz anlatabilir misiniz? Şimdi aslında böyle, yani hani böyle bir üslubum yoktur, insanlara işte çaldınız falan deme gibi bir üslubum yok ama yani hani sosyal medyada görmüşsünüzdür işte, çünkü çaldılar dedi ya Sayın Binali Yıldırım. Evet. Ve sosyal medyada bu çok kullanıldı, hani birilerinin çaldığı yönünde. Biz kimsenin bir oy çaldığını falan görmedik ama başka birileri nasıl çaldıklarını gördük. Ben bu süreci başından sonuna kadar izledim. Olağanmış gibi, yani Adalet Kalkınma Partisi'nin parti olarak bu ülkede yaşayan herkesin kişisel verisini her bakanlıktan, her kurumdan alması olağanmış gibi geldi herkese. Sadece aslında kendisinin de değil, akrabalarının da, değil mi? Şimdi sorun şu, yani hani Adalet ve Kalkınma Partisi İçişleri Bakanlığı'ndan yurttaşların her bilgisini alabilir, Sağlık Bakanlığı'ndan her bilgisini alabilir. Bu normalmiş gibi algılıyordu herkes aslında. Hani en büyük kötülük bu. Bu mu gerçekleşti? Bu gerçekleşti ve herkes bu yüzden tepkisiz kaldı aslında. Hani bu normalmiş gibi. Birinin uyarması gerekiyordu. Birinin uyarması gerekiyordu. Ben o konuşmamın etkili olmasının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Ya hakikaten ya, bu doğru değil. Bu hukuka aykırı, bu hukuksuz, bu haksızlık. Bildiğin kişisel verilerimizi çalmışlar dedi insanlar. Peki neleri çaldılar? Gerçekten çok şey çaldılar. Ben size söyleyeyim, orada da söylemiştim. 21 bin tane zihinsel engellinin verisini çaldılar. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan her bir kişinin adı soyadı var, TC kimlik numarası var, zihinsel engelinin oranı var, hangi hastaneden rapor verildiği var, bunların bütün bilgileri var. 21 bin kişinin, bakın bunlar oy kullanma hakkına sahip olan kişiler, haklarında bir kısıtlama kararı yok ama bir algı yaratılıyor aslında bunlar kısıtlı oy kullanamaz diye. 10.500 tane kısıtlının bilgisini Adalet Bakanlığı'ndan almışlar. Adalet Bakanlığı'ndan. Yeni bir veri olarak. Normalde zaten YSK Adalet Bakanlığı'ndan kısıtların bilgisini alıyor. 10.500 kişi kısıtlının bilgisini almışlar. Daha sonra sandık kurulu başkanlarının bilgisini almışlar ve memurların. 62.000'i aşkın kişi ediyor. 31.000 sandık kurulu başkanı, 31.000 sandık kurulu üyesi. Bunların hepsinin verisini almışlar. Adı, soyadı, TC kimlik numarası. Biz şimdi alabilir miyiz böyle bir başvuru yaptığımızda? Alamayız. Yani ben söyleyeyim hani nelerini almışlar bir bilin diye. Hani adı soyadı var, TC kimlik numarası var. Hangi kurumda çalıştığı var? Kamu kurumda mı değil mi? Özel bankada mı? Özel bir kreşte mi? İşsiz mi? Kaç aydır sigorta primi yatıyor?
Sonra ailelerinin bilgileri alınmış. Bu 62 bin kişinin ailelerinin, eğer evliyse eşleri üzerinden, akrabalarının. Onu nereden biliyoruz? Çünkü diyorlar ki işte eniştesi FETÖ'den tutuklu. Kayınbiraderi bilmem neyici. Bu ne demek? Bu bütün savcılıklardan ve Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma bilgilerini de aldıkları anlamına geliyor. Onlarla ilgili dava bilgileri... O bavullar bunu mu içeriyor? Evet, yani bunları içeriyor. Yoksa hani hırsızlık deyince, çalma deyince aklınıza ne geliyor? Birileri oy atıyor, değil mi? Bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyorlar. Fakat sandık kurulunda görevli kişiler bu oyların bir kısmını çalıyorlar. Aklınıza bu geliyor, değil mi? Böyle bir olay yok. Bunun örneği yok. Sadece bir kısım geçerli sayılması gereken oy geçersiz sayılmıştı. İtiraz üzerine onlar düzeltildi. Ayrıca hatalı veri girişleri vardı. Bunların hepsi düzeltildi. Bir çalma çırpma olmadığı çok açık ortaya çıktığı halde bu kadar veriyi çalanlar bir de kamuoyunu manipüle edip çünkü çaldılar dediler. Bence asıl hırsız onlar, çünkü kişisel verilerimizi çaldılar. Toplam 100 binin üzerinde insanın, aileleriyle beraber belki birkaç yüz bin insanın kişisel verisini çalanlar, başkalarını hırsızlıkla suçlayamazlar. Peki artık 23 Haziran'da yaklaşıyor iyice. Ekrem İmamoğlu kazanırsa sizce nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Neler öngörüyorsunuz? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı bu ülkenin kaderini bir bütün olarak belirler mi? Çok emin değil. Ama siyasette önemli bir etkisi var. Değişimlerde yani, değil mi? Kuşkusuz bu ülkenin yarattığı ekonomik değerlerin önemli bir bölümü Marmara bölgesinde ve merkezinde olan İstanbul'da üretiliyor. Siyaseti de çok doğrudan belirleyen bir yer kuşkusuz. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldıktan sonra iktidar olabildi, büyüyebildi. O yüzden hala İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyorlar. Belki de bu kaygı nedeniyle İstanbul'u kaybetmek istemiyorlar. Ben Türkiye siyasetini bir bütün olarak etkileyeceğini düşünmüyorum ama şu açıdan önemli, halkımız açısından en önemli şey şu. Bakın 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşmaması bu toplum açısından bir kazanç. Neden? Yani hani darbeler yenilebilir. Hani o darbenin işte planlı, organizeli falan, bundan bağımsız olarak söylüyorum. Ne olursa olsun. Hani bir darbeye karşı bir duruş. Evet, bir darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması bu ülkenin siyasi tarihi açısından büyük bir kazanımdır. İktidarların, özellikle merkezleşmiş, çok güçlenmiş sağ iktidarların seçimle gidebileceğini bu toplumun görmesi bence bu ülke siyasi tarihi için altın değerinde bir kazanç olacaktır. Çünkü bir sürü insan, ya bunlar seçimle gitmezler, işte kaybettikleri seçimleri de zaten iptal ettiriyorlar, bunlar her yolu denerler, iktidara kalmak için her şeyi yaparlar diyorlar ve gerçekten yapıyorlar da, görüyorsunuz bütün muhalifler cezaevinde, konuşanlar cezaevinde, basın yayın özgür değil, bütün tek sesli bir basın var, aklınıza gelebilecek her türlü antidemokratik uygulama var bu ülkede. Dolayısıyla insanların ya bunlar seçimle gitmez derken bir background'u dolu biçimde söylüyorlar bunu. Bu açıdan bakıldığında Ankara ve İstanbul dahil bu ülkenin bütün kentlerinin belediye başkanlarının seçimle değişmesi, gelecekte siyasi iktidarın da seçimle değişebileceği konusunda büyük bir umut yaratacaktır. Bu ülkede bence bu çok değerli bir iş. Bu açıdan bakmak lazım. Yoksa Sayın İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının ötesinde anlamı varsa bence anlamı budur. Bu açıdan ben de çok değerli buluyorum. Umarım halkımız da böyle bakar ve çalınmış bir seçimin yaratılan bu büyük adaletsizliğin cevabı da gerçekten İstanbul'da hak edenin kazanması. O hak edenin kim olduğunu da zaten hepimiz biliyoruz. Umarız sonucu da öyle olacak. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün HDP'nin YSK temsilcisi, aynı zamanda Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile hem 23 Haziran İstanbul seçimlerini hem de yeni bir çözüm süreci tartışmalarını konuştuk. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek üzere, hoşça kalın.